Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Şu ekran paylaşımını açalım. Çalışmamız konuşan eğitim bilimleri denemeleri. 2023 için 30 tane deneme hazırladık. Şimdi birinci denemeden başlayacağız. Birkaç açıklama yapayım. Herkese merhabalar. Şimdi AlfaOzem olarak eğitim bilimlerinde bu sene çok güçlü bir çalışma yaptık. 30 tane eğitim bilimleri denemesi yapacağız. Bu ilkidir. Bu eğitim bilimlerinin denemelerinden genellikle büyük oranda ÖYT ve ölçmeyi ben çözeceğim. Rehberlik ve öğrenme psikolojisini Nevin hocamız çözecek. Program geliştirmeyi ve gelişim psikolojisini de Ziya Sümer hocamız çözecek. Soruların büyük ölçüde ben hazırladım. ÖYT'nin tamamını ben hazırladım. Ölçmenin tamamını ben hazırladım. Öğrenme psikolojisinin tamamı, 30 denemenin tamamı benim. Gelişimin tamamı benim. Rehberlik bilmediğim için rehberliğin ilk 10 sorusunu Fikret Ponca hocamız hazırladı. Pegem'in yazarıdır. Yıllardır beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Tanıyanlar tanıyor. Çok güzel sorulardır. Sonra 20 ile 30 arasını Hakan Hoca, Hakan Bektaş yazdı. O da psikolojik danışmandır. Nevin Hoca da çözecek. Bunun haricinde program geliştirme sorularını Ziya Sümer hocamız yazdı. Yani iki ders başka hoca da diğer dört dersin sorularını ben hazırladım. Şimdi bunlarda biz çok düşündük bunları piyasaya verelim mi diye. En sonunda piyasaya vermemeye karar verdik. Çünkü maalesef bu fiyatların kitap fiyatlarının artmasından sonra enteresan olaylar oldu. Fotokopiciye düşüyor falan. Biz bunlara cevap anahtarı da vermiyoruz. Öğrenciler hızlı bir şekilde cevap anahtarından ulaşabilirler. Yani videolardan cevapları ulaşacaklar. Mesela bunları çözdükten sonra hızlıca ilerleterek cevaplara bakıp yapamadıklarınızı dinlemenizi tavsiye ederim. Hatta bazı öğrencilerim dedi ki pilot uygulamalar yaptık. Hocam hepsini dinlemekte fayda var. Konular tekrarlanmış oluyor. Karar sizindir. Bunun haricinde bu deneme sınavlarının bir kısmını geçen sene de hepsini değil bir kısmını geçen sene de uygulamıştık. Ve geçen sene şöyle bir şey oldu. Alfa Uzen diye o zaman başka bir sitedeydik. Bir sürü arkadaşımız ya hocam bunlar işte zor falan dediler. Ben katılmıyorum dedim ve biz geçen sene bunların öğrencilerimiz kaç net yaptı? Tuttuk sayılarını falan tuttuk. Tabii mesela Melih Can Gök Türkiye 30.sun ne oldu branşında. Mustafa o da derece yaptı. Mesela onların ne yaptığını tuttuk mesela beraber konuştuk. Hepsine girdiler onlar. Mesela netleri Melih'in 60 ile hatta 59 ile 70 arasındaydı. Ve ortalaması da yaklaşık 65 civarındaydı Melih'in. Ve sınava girdiğinde de 64 yaptı. Birinci sınavda da, ikinci sınavda da benzer yaptı. Yine Mustafa'da benzer şeyler vardı. Ayça'da benzer olaylar vardı. Yani öğrencilerimizin netleriyle gerçek sınav netleri hemen hemen bir iki net kaymayla çok iyi tuttuk. Zorluk düzeyini tutturduk. Onun için çok güveniyorum sorulara. Peki bu itirazlar neden oldu? Şundan oldu. Mesela X yayından, Y yayından çözmüşler. Ben 70 yapıyorum. X yayından diyor. Sizin denemelerden 55 yaptım diyor. Sınava girmiş. Sınavda da 55 yapmış. Ha nedir buradaki espri? Niye öyle oluyor? Bir kere genellikle bütün yayın evleri için söylüyorum ama genellikle %80-90 aynı soruların tekrarı bir kalıp soru. Bunlar orijinaldir. Çok zor değil ama orijinaldir. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Tabii bu geçen sene böyle kendini kandırmak isteyen kolay denemelerle gidenler yanıldılar. Yani gene bu sene de o hatayı yapanlar olacaktır ama biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Orijinal, farklı, KPSS dışına çıkmayan, zorluk düzeyini KPSS gibi tutturmaya çalışan çalışmalarla devam edeceğiz. Bizim çizgimiz budur. İnşallah katkımız olur. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bölüm bölüm olacak. Bu eğitiminde deneme bir ÖYT sorularının çözümü. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki birinci soruda o günkü ölçme değerlendirme dersinde mod kavramını anlatacak olan öğretmen
öğretim elemanı derse girmeden önce öğrencilerin dernek başkanlığı için yapılan seçim tartışmalarını duyar. Derse girdiğinde bu konuda konuşan öğrencilere seçimi kimin kazanacağını sorar. Bir öğrenci tahtaya kalkarak alınan oy listeleri, oyları listelemesi ister. Daha sonra oy listesini tahtada kendisi sütun grafiğine çevirir ve seçimi kazanan öğrencinin grubun modu olduğunu söyler. Oo, çok güzel. Kendi öğreteceği modla bu seçimler arasında bir bağlantı kurmuş. Öğrenciler modun kulağa yabancı geldiğini ama aslında günlük yaşamın bir parçası olarak kullandıklarını dile getirirler. Öğretmenin bu dersi işleme sürecinde ifadelerinde hangileri doğrudur diyor. Birinin doğru cevabı D. Diyor ki, bir D. Bilinenden bilinmeyene ilkesi. Bakın, hayatın içinde bildikleri bir şeyden yola çıkıyor. Bilmedikleri mod kavramına ulaşıyor. Öğrenciye görelik ilkesi. Nerede öğrenciye göre? Çünkü o günlerde öğrencinin kafasında olan şeylerle, o öğrenciler onlarla ilgileniyor diye. O gruba göre bir durum. Araştırma inceleme stratejisiyle ders işlemişler. Hiç alakası yok. Araştırma inceleme olması için dışarıda gidin araştırın demesi lazım. Orta düzey çok güzel bir soru olmuş diye düşünüyorum. İki, bir okul öncesi öğretmeni velilerin birbiriyle kaynaşması, iletişim kurması ve bu iletişimin dönem boyunca devam etmesi için bir dizi etkinlik düzenlemiştir. Veli toplantısı düzenleyen öğretmen annelerin elbise renklerine göre eşleşerek birbirlerine bazı sorular soracağını liste vermiştir. Daha sonra benzer etkinliği babalar için yapmıştır. Yani onları ısındırmak, kaynaştırmak istiyor. Öğretmenin etkinliği aşağıdaki hangisiyle tanımlanır? Bu buz grup veya buz kıran olarak tanımlanıyor. Şimdi buz sorunun hemen hemen aynısı okul öncesi ÖABT'de soruldu. Zannedersem buz kıran demişti zannedersem orada. Buz kıran da denilebilir, buz grup da denilebilir. Buradaki espri, burada bir tanışma etkinliği yapmak ve bu tanışma etkinliğiyle buzların çözülmesi anlamında kullanılıyor bu. Bu soru sorulmadı eğitimlerine, orijinal bir soru ama çıkabilir diye ben de bir böyle bir soru hazırlamak istedim. Tekrar söylüyorum, buz kıranın, diğer adıyla buz grubun esprisi, öğrencilerin, velilerin veya bir grubun tanışması aradaki bir etkinliktir, tanışma etkinliğidir. Aradaki buzların çözülmesiyle alakalıdır. 3. Oldukça uzun bir soruymuş. Bir daha küçültelim mi? Küçültelim. Şener öğretmen sosyal bilgiler dersinde tahtaya her savaşın ardında bir çıkar çatışması vardır sözünü yazmış ve Haçlı seferlerinin ticaret yollarını ele geçirmek, Birinci Dünya Savaşı'nın sömürgecilik paylaşımı, günümüz Orta Doğu Savaşları'nın petrolle ilgili olduğunu söylemiştir. Ayçi öğretmen, başka başka öğretmenlerin şeyleri var burada. Yukarıdaki öğretmen uygulamaları hangilerinde temel öğretim yöntemi anlamlı öğrenmeye dayalı sunuş stratejisidir diyor. Bakalım tek tek inceleyelim. 3'ün doğru cevabı A. Şener öğretmen her savaşın ardında bir çıkar çatışması vardır sözünü yazmış. Haçlı seferlerinin ticaret yollarını geçmiş. Söylemiştir diyor. Bakın burada bir ön organize ediciyle başlıyor. Sonra kendisi anlatıyor. Burada öğrenciler tartışmaya katılıyor falan demiyor. Öğrencilere bulduruyor demiyor. Şener öğretmeninki sunuş ve anlamlı öğrenme. Şimdi şuraya bakalım. Ayça öğretmen ay tutması olayını işleyeceği derste öğrenciler şu soruyu sorarak derse başlamıştır. Bu olaya ay tutulması deniyorsa akıllı tahtada 3 gösterinin hangisinde ay tutması olmuş olabilir? Aklı tutuldu, dönmüyor olamaz değil mi? Tutulma ancak falan. Tutulmanın ne olduğunu buldurmaya çalışıyor. Bu buluş. Derin öğretmen geçmiş derste işlenen sürtünme kuvveti kavramından yola çıkarak öğrencilerden bu özelliği hayata ve teknolojiye uyarlayabilecekleri yaratıcı bir fikir ortaya atmalarını, fikirlerini tahmin, çıkarım, modelleme, ispata dayalı bir yolla 2 hafta sonra sunmalarını istemiştir. Bu da araştırma inceleme. Bu da güzel olmuş. 4. Öğrencilerin çarpma bölme konularında yavaş ilerlediğini gören bir sınıf öğretmeni, sorunun bu becerilerin altyapısı olan ritmik sayma ile ilgili olduğunu fark etmiştir.
Öğretmen yaptığı incelemede sınıfın büyük bölümünü ikili, 2, 3, 4, 5 ileri ve geri ritmik saymada başaramadığını gösterir. Bu soruyu biz geçen sene kullanmıştık. Hemen hemen aynısıyla, çok benzeriyle ikinci sınavda sordular. Ama bir yerini değişik sorular. Bunu bilinenden bilmeyen diye sorular. Senaryo hemen hemen aynı. 4'ün doğru cevabı B. Carol'ın okulda öğrenme programına göre bölme ve çarpmada yaşanan sorun aşağıdaki hangisi açıklanır? Öğrencinin öğretimden yararlanma yeteneğinin düşük olması. Yani hazır buluşlarının düşük olması. ÖSYM'de bunu bilinenden bilinmeyene ilkesinin ihlal edilmesi. Aynı kapıya çıkıyor tabii. Şimdi A. Öğrencilerin sebat özelliklerinin düşük olması. Sebat duyusal hazır buluşlukla alakalı. Burası ise bilişsel hazır buluşlukla alakalı. Öğrenciye yeterli fırsatın verilmemesi. Bu daha sonrasında öğrenmek için bundan sonraki aşamalarda yeterli zamanın verilmesi, yeterli etkinliklerin yapılmasıyla alakalı. Öğretim çıktılarının uygun olmaması. Daha çıktıda değiliz, daha girdideyiz. Öğretim değerlendirmesinin hedefe uygunluğunun sorunlu olması. Şimdi hedefe uygunluğu neden sorunlu olsun ki? Öğrencilerin çarpma bölmede ilerlemesi gerektiğini söylüyor. Hani bu çocuklar 3 yaşında da çarpma bölme öğretiyor diye bir durum yok. 5. Selim öğretmen fen bilimleri dersinde tahtaya şu cümleyi yazmıştır. Bir nesnenin uzayda veya bir kabın içinde doldurduğu, kapladığı yere hacim nedir? Öğretmen daha sonra vurgulayarak bu tanımı sınavda sorabileceğini söylemiştir. Bu öğretmenin tanımı ve sözleriyle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. 5'in doğru cevabı E. A'da tüme varma dayalı ders. Bakın tanım veriyor. Tüme varım buluştur. Buluşta ve tüme varımda tanımla başlanmaz. Tanımı öğrencilere yaptırırız. Adım adım oraya geliriz. Ama bu hazır tanımla başlamış. Bu buluş yolu değil. A ve B aynı zaten. Gardner'e göre öğretmen hedeften haberdar etme aşamasındadır. Hayır, haberdar etmiyor. Derse geçiş yapmış. Ve ders başlamış. Problem durumuna dayalı. Hayır, problem durumu değil. Hazır bilgi aktarımı yapıyor. Öğretmen sınavda hatırlama düzeyi soru sorabileceğini belirtmiştir. Bakın ne diyor öğretmen daha sonra? Bu tanımı sorarım diyor. Sorabilirim diyor. Bu da hatırlama düzeyi. Yani Bloom'a göre bilgi düzeyi sorudur. E doğru. Başlangıçta sunuşa dayalıdır. Anlamlı öğrenmeye dayalıdır. 6. Yabancı dil öğretiminde uygulanan yöntemlerden biri gör, işit, konuş yaklaşımdır. Bu yöntemde öğrencilere mutlaka yeni öğretecek kavram, kelime veya eylemin görseli sesletim ile birlikte verilir. Yani mesela arm diyor, chair diyor. Bunu söylerken yanı sıra sandalyeyi gösteriyor. Climb diyor, birisinin tırmandığını gösteriyor. Sesletim dediği hem söylüyor hem gösteriyor. Daha sonrasında öğrencilerin sözcüğü doğru telaffuz etmesi istenir. 6'nın doğru cevabı Ceyhan. Burada diyor hangileri birleştirerek işe koşulmuştur? Sesletim, sözel dilsel zeka, görseli, görsel uzamsal zeka, mantıksal matematiksel zeka. Yani hiçbir şey yok. Kolay soru olmuş. 7. Bir öğretmen öğrencilere iklim türlerini öğretmek için sınıfı 4'er kişilik gruplara ayırmış ve her bir grubun üyesinin tüm mevsimlere çalıştıktan sonra bir mevsim seçmesini istemiştir. İkinci etapta A, B, C, D, E gruplarında birer kişi yaz, birer kişi kış, birer kişi ilkbahar, birer kişi sonbahar özelliklerini çalışmıştır. Üçüncü etapta aynı mevsim seçen öğrenciler bir araya gelmiş ve bilgi paylaşımı yapılmıştır. Dördüncü etapta herkes kendi grubuna dönmüş falan. Neyi anlatıyor bu? Ayrılık, birleşme. Şimdi burada 7'nin doğru cevabı 7 Denizli. Burada bunun olmadığı belli, bunun olmadığı belli, bunun olmadığı belli. Peki ayrılık birleşme 1 mi 2 mi? Bakalım şimdi. Bakın her grup üyesinin tüm mevsimlere çalıştıktan sonra diyor. Bu durum
Ayrılık birleşme iki de vardır. Peki bir de böyle değil midir? Bir de birinci etapta sadece kendi seçtiği uzman grubunda katılacağı kendi mevsimini çalışır. Diğerinde ise tümüyle çalışır, ayrıca kendisininkinde çalışır. Bu soru eğitim bilimlerde sorulmadı fakat yine ÖSYM'nin hazırladığı STS sınavında, yabancılara hazırlanan eğitim bilimleri sınavında soruldu. Bir de asli öğretmenliğe geçiş sınavında da soruldu. Sorulabilir. Bir de ÖABT'lerde soruldu. ÖABT'lerde soruldu. Eğitim bilimlerinde sorulmadı. Tabii yayınlarda çok farklı farklı yanlış şeyler anlatılıyor. Üç kere soruldu. Üçünde de bunu söyledim. Zaten bilimsel yayınlarda da bilir. Bazı hocalar yanlış anlatıyor. Onu da söyleyeyim. Doğrusu budur. Neden eminiz? Çünkü ÖSYM daha önce bu dediğim yerlerde sordum. 8. Hayat bilgisi dersinde öğretmen trafik kurallarına uyar kazanım çerçevesinde bir dizi etkinlik yaptıktan sonra, bakın, bir dizi etkinlik yaptıktan sonra öğrencinin okula gelirken kullandığı mekanların fotoğraflarını göstererek sorular yöneltmiş. Bu durumda nasıl davranmalıyız? Bu yerde karşıdan karşıya geçmek uygun mudur gibi sorularla öğrencilerin cevaplarıyla süreci yönetmiştir. Öğretmen öğrencilere gösterdiği fotoğraflar ve amaçladığı süreç Gagne'ye göre hangisiyle açıklanabiliyor? Bu 2017 eğitimlerimiz sınavında yerlerde ıslak yerlerde kayma var gibi bir soruydu. Ben onu biraz değiştirdim ama mantığı aynı. Bunun doğru cevabı performansı ortaya çıkartma. Oldukça da zor bir soru. Bu soru 8'in doğru cevabı kontrol edelim Edirne. Burada insanlar dikkat çekmeye çok gidiyorlar. Neden? Fotoğraf falan deyince hemen dikkat çekmeye gidiyorlar. Neden değil? Çünkü bir dizi etkinlik yaptıktan sonra diyor. Yani zaten ders anlatılmış başta fotoğraf göstermiyor. Bu bir. İncelemeyenler 2017 sorusunu incelesinler. Hemen hemen aynısı. Orada da insanlar çok zorlanmıştı. Şurayı kaçırıyorlar. Kaçırmışlardı. İşte girişte fotoğraf gösterilir, dikkat çekmiyor. Tamam, girişte dikkat çekmek için fotoğraf gösterilir ama bu onun için göstermiyor. Etkinlik yapıyor, kazanımı öğretiyor. Daha sonrasında da anladılar mı diye kontrol etmek ve öğrencinin performansı yani bilgisi tabii gerçek olan bunu gidip gerçek yaşamda uygulamaktır. Bu fotoğraflarla uyguluyor, gerçeğine benzetmeye çalışıyor. 9. Üçüncü sınıf fen bilimleri dersinde öğretmen yeni bir kazanıma başlarken işaretleyelim şunu. 9. cevabı Adana. Çevresindeki maddeleri hallerine göre sınıflandırır şeklinde tanımlamıştır. Bir mum ile derse girerek mum yapmak, yanan mumdan yana akan sıvıyı göstermek, yanan mumdan havaya yükselen ise dikkat çekmek. Bu ders planında hangilerine dayandığı söylenebilir. Şimdi somut örneklerle başlayalım. Var. İşte mesela is, mum, sıvı, pardon gaz, katı. Bunları somutlaştırıyor. Kavramlardan genellemelere ulaşmak. Ha, şimdi. Burada yeni kazanıma başlarken aşağıdaki süreçleri planlamıştır. Kazanım, çevresindeki maddeleri. Şimdi burada kavramdan mı başlıyor? Gözle görülebilecek olgu ve olaylardan mı başlıyor? Kavramdan başlamıyor. Gaz şudur, katı şudur diye tanımlayarak başlamıyor. Olgu ve olaylardan genellemelere ulaşacak. Genellemelere ulaştığında söylemiyor ama olgulardan başladığını söylüyor. Kavramlardan değil. Mesela şöyle başlamıyor. Bu katıdır demiyor. Bir şey izletiyor. Bu olgu ve olaydır. İzlenen bir durumdur yani. Somut deneyimlerden başlıyor. Genelden özenimdir? Hayır. Bu tam tersine özel bir durumdan başlatıyor. Burası özel bir durum. Ha genele gidiyor mu? Gidecek büyük ihtimalle ama söylemiyor. Ha ama işte hocam genele gittin. Tamam. Genelden başlamıyor ki. Onun için bu yanlış. Özelden başlıyor. Muhtemelen genele gidecek. Ama biz özelden genele demedik. Genelden özele değil dedik.
genelden özele dayandırdığına hayır dedik. Çok güzel olmuş soru. Büyük ihtimalle de özelden genele gidecektir. 10. Fen bilimleri dersini araştırma, inceleme ve probleme dayalı öğrenme çerçevesinde işlemek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinin sürecin daha sonrasında kullanması gerekir? Yani burada araştırma, inceleme ve probleme dayalı öğrenmenin aşamaları, işte problem senaryosu getirilir falan, onları söylüyor. 10 numaranın doğru cevabı Bursa. Öğretmenin sınıfa bir problem senaryosu getirmesi burada en başta. Öğrencilerin problemin çözümü için hipotez kurmaları şurada olsun. Öğrencilerin problemin çözümü için beyin fırtası etkinliğinde yaratıcı düşünceler üretmesi. Şimdi bu kalsın. Öğretmenin problem senaryosunu 5N1K sorularıyla irdelemesi ve problemin merkezi noktasını tespit ettirmesi. O burada. Öğrencilerin sorunu anlamak için bilmedikleri kavram ve olgular üzerinde araştırma yapması. O da burada. Bunlar kesin burada. Şimdi öğretmenin, biz belirledik, öğretmenin problemi çözümü için hipotez kurmalı. Öğrencilerin, özür dilerim. Şimdi C kalmış. Öğrencilerin problemin çözümü için beyin fırtınası etkinden yaratıcı düşünceler öğretmiş. Burası zor. Şimdi C mi sonda, B mi sonda? Şimdi baştan hipotez mi kurarım, yoksa yaratıcı düşünmeler için beyin fırtınası mı yaparım? Bakın arkadaşlar, hipotez bir iddiadır. Bunu arttırırsak böyle olur falan diye. Biz bir yaratıcı düşünce geliştiririz, onu hipotezleştiririz. Bunun için burası oldukça zor olmuş. Bunun için burası şuradadır. B'de en sondadır. Doğru cevap da B'dir. Tekrar şunu inceleyelim. Ben bir iddia ortaya atacağım. Mesela taşı hızlandırırsam şu şöyle olur diyeceğim. Bu iddiayı ortaya koymak için daha öncesinde yaratıcı bir çözüm, o çözüm doğru mu diye hipotez kurarım. Tekrar söylüyorum, hipotezler, düşündüğüm yaratıcı çözüm doğru mu, işe yarar mı diye hipotez kurarım. Burası hakikaten çok farklı ve orijinal bir sorumdur. 11. Bayağı uzun bir soruymuş. Canan öğretmen 4. sınıf matematik dersinde, ilk önce şunu işaretleyelim, 11'deyiz değil mi? 11'in doğru cevabı Denizli'ymiş. Canan öğretmen 4. sınıf matematik dersinde, siz de okuyun, ben de okuyorum. İlk olarak diyor, öğrencilere dönem... Burası oryantasyon aşaması. İkinci aşamada bilgi ve kavrama düzeyi. Şu C basamağı. Üçüncü aşamada uygulama düzeyi. B basamağı. C'de bilgi ve kavrama düzeyi çalışmalar yapılırdı. Burada uygulama. Problem kursun diyor. Burası A basamağı. Problem kuran öğrenci akran değerlerini formatlayarak birbirine çalışmalarını değerlendirmiştir diyor. Şimdi burada sentez var. Bir de öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesi var. Son etapta ise öğretmen önceden hazırladığı bir testle öğrencilerin kazanımlarını ölçüyor. Burası da değerlendirme basamağı. Şimdi baya baya şey çıktı ortaya. Burası birinci basamak. Burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. Bu basamaklı öğretimdir. Nanley'in. Herkesin karıştırdığı bir şey var, onu söyleyeyim. Nanley'in şu ortadaki 3 basamağı eğitim yapılan basamaktır. Birinci basamakta eğitim yapılmaz. Tanıtım ve karar verme süreci vardır. Nasıl yapılacağını öğrenciyle falan konuşulur. Son basamakta da baya baya sınav yapılır. Ya da performans değerlendirme yapılır falan. Şimdi şunu karıştırıyor insanlar. Buradaki değerlendirme öğrencilerin Bloom'un veya Crawford'un
değerlendirme düzeyi kazanım işlenmesidir. Burası ise öğretmenin öğrencileri değerlendirmesidir. Ve çok güzel bir basamaklı öğretim sorusu olmuş. 12. Seher öğretmen pandemi döneminde işaretleyelim şöyle. 12'nin doğru cevabı Bursa. Seher öğretmen pandemi döneminde uzaktan eğitimle işlediği dersleri düzenler ve matematik dersinin bir ünitesini internet ortamında yükler. Okullar yüz yüze eğitime geçtiğinde öğrencilerden bu videoyu izleyerek derse gelmelerini ister. Öğrencilerin bazıları bireysel, bazıları grup olarak videoyu izleyerek derse gelirler. Öğretmen derste öğrenilenleri kısaca özetler ve soru çözümü yapar. Dersin bitiminde öğrencilere e-posta ile test yollayacağını ve cevaplarını yine e-posta ile kendilerine yollaması ister. Şimdi bu buluş yoluyla öğretim değildir. Çocuklara buldurduğunu söylemiyor. Bu ters yüz eğitimdir. Neden? Mantık şu. Öncelikle kendisi sınıfta yapmıyor. Öğrenciler çalışıp geliyor. Bu yüzden geleneksel eğitimi ters yüz etmiştir. Neden harmanlamış? Çünkü yüz yüze eğitimle internet tabanlı eğitimi harmanlamış. Doğru cevap da B'dir. Kolay bir soru. Bence çok kolay. Fakat derslerde dikkatimi çekiyor. Öğrenciler bazen yanlış yayınlardan çalışıp burayı çok karıştırıyorlar. Çok basit. ÖSYM soruları. Ya burada şunu yapacağım. Benim videoları dinleyeceksin. Arkasından ÖSYM çıkmış soruları çözeceksin. Hiç şaşırmasın. Yayınlardaki yanlışlar kafa karıştırıyor. Arasında çok basit duruyoruz. 13. Azubel'in anlamlı öğrenme yaklaşımında ön organize edici olarak tanımladığı materyal, biraz önce öğrencim WhatsApp'tan sorusunu çözdüm. Ön bilgiyle ön organize edici aynı değil mi falan diyor. Bu çok karıştırılıyor. Biz de bunu soru olarak yazdık. Ön organize edici, önceki konuda öğrenilen ön bilgileri içerir. Hayır. O günkü konuya temel teşkil edecek bir özettir. Doğru. O gün işlenecek kazanımın kritik noktalarını tartışan ama doğru cevabı vermeyen bir kavram faktörü olabilir. Çok zor bir soru olmuş bu. Ama doğru, güzel bir soru. 1. Ön organize edici, o gün işlenecek şeyin kavram haritasıdır. Bütüncül gösteren bir şemadır. Bir tablodur. Tablo da olabilir, şema da olabilir, bir atasözü de olabilir. Ama ön organize edici, önceki bilgiler değildir. Burada çok kavram yanılgısı var. Laf benzediği için ön organize ediciyle ön bilgiyi aynı şey zanneden öğrenciler var. Değildir. Derslerde çok üzerinde durduk. Kavram karikatüründen neden ön organize edici olmaz? Çünkü buluşla alakalıdır. Kavram karikatürü hazır bilgi aktarımı yapmaz. Kafa karıştırır. Buluşa yöneliktir. Araştırma incelemeye yöneliktir. Oysa ön organize edicinin kafa karıştırmadan hazır bilgi aktarımı yapması gerekir. 14. Bilimsel yasalar olguların tekrar gözlenmesi falan diyor. Bakalım ne sormuş. Buna göre fen bilimleri ve sosyal bilimler dersinde buluş yoluyla öğretim yapan bir öğretmenin öğrencilere ipuçlarıyla keşfettireceği yapı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu daha önceki ÖSYM'de sorulmuştu. Yanılmıyorsam 2016 olabilir, yanılıyor olabilirim. O yıllarda olgular ve olaylar buluşun konusu olamaz. Kavramlar, genellemeler, yasalar, ayrımlar, ayırıcı unsurlar olabilir demiştim. Çok da güzel bir soru. Tabii bu soruyu yapamayanlar mutlaka o ÖSYM sorusunu incelesinler. Buradaki temel espri nedir? Mesela katı sıvı gaz arasındaki fark buluşun konusu olabilir. Ama İstanbul nezafet edilmiş bir olgu olaydır. 1453'te bunu buluşla bulduramazsın. Ya hazır bilgi aktarımıyla söyleyeceksin ya da git araştır, araştırma inceleme olacak. Buluşla kimi fethettiği, hangi tarihte olduğu bulunacak bir şey değildir. Çok güzel bir soruydu. Derslerimizde de çok üzerinde durmuştuk. 15. Buna yönelik de 2021'de çok güzel bir soru sordu. Oradan esinlendik 15'te. 15'in doğru cevabı A. Bu kazanımlara öğrencinin ulaşabilmesi için kullanması gereken uygun stratejiler hangisidir diyor. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda enerji sarfiyatını arttırdığı bir duruma
çözüm üreterek enerji tasarrufu sağlayan bir çözümü tasarım olarak oluşturur. Üç boyutlu veya yapay manzarada bu proje ve araştırma incelemek. Her kuvvetin iş yapmayabileceğini deneylerle ortaya koyar. Kim ortaya koyacak? Öğrenci. Bu da buluştur. Ha yalnız şunu söyleyelim. Burasına itiraz edilip artı araştırma inceleme de olabilir, denebilir. İtirazım yok. Bakın burada bu araştırma inceleme, bu araştırma inceleme, bu araştırma inceleme. Bu gitti, bu gitti. Bu da buluş olabilir. Buluş, sunuş olamaz. Bu da gitti. Şimdi dikkat ederseniz şu olabilirdi. Buraya araştırma inceleme deyip ikincisine de araştırma inceleme diyebilirdi. İtirazım yok ama öyle bir seçenek yok. 3. Elektriksel potansiyel farkı kavramına ulaşabilmek için pi sayısının değişiminin ampul parlaklığı üzerindeki etkisini inceler. Kim inceleyecek bunu? Öğrenci inceleyecek. Şimdi C de gitti çünkü sunuşta inceler olmaz. Bunun doğru cevabı A'dır. Şunu yazalım. Bu da buluş olur. Artı birisi bu da araştırma incelemeyle olmaz mı hocam dese ona da itiraz etmem ama sonuç olmaz. Yalnız bu birincisi de sunuşta olmaz, buluşta olmaz. Bu illaki projedir ve araştırma incelemedir. Bu bilgilerle hareketle zaten seçenekler çıkıyor. 16. 4. sınıf Türkçe dersinde hazırlıklı konuşma yapar, kazanımını önemseyen öğretmen, öğrencilere yazılı yönergeyle bir görev vermiştir. Yönerge şöyledir diyor. Öğretmenin kazanımı aktive etmek için kullanacağı teknik hangisidir diyor. 16'nın doğru cevabı Bursa. Değerli öğrencilerim diyor. Hayatta en iyi bildiğiniz, düşündüğünüz bir konuyu seçin. Bu konu arkadaşlık, bildiğiniz bir oyun, mahalliniz olabileceği gibi fen bilimleri, sosyal bilimler dersinde bir konu da olabilir. Bu konuyu etraflıca araştırıp bir ay sonra sınıfa sunmanızı istiyorum diyor. Sunumunuz bireysel olacaktır. 15 dakika sonra 15 dakika süre verilecektir. Sunum ardından tartışma yapılmayacak. Ancak dinleyiciler bilgilenme amaçlı soru. O her şeyi vermiş, hiç sıkıntı yok. Çok net bir soru. Konferanstır. Her şey çok açık. Nereden açık? Bunların içinde konferans sunuş stratejisidir. Diğerleri tartışma var. Burada bilgilenmek için diyor falan. Çok her şeyi açık açık vermiş. 17. Ya şu soru geçtiğimiz yılın ikinci. Ben bunu yeni hazırlamadım. Geçen sene de bunu yaptık. Geçen yılın İkinci sınavındaki ya da birinci sınav, ikinci sınavdı galiba. Hemen hemen aynısı. Çok kusurmuş bu soru. 17'nin doğru cevabı Edirne, onu söyleyelim. Ve kendi sıra döngüsü içinde verilmiş, soğut yaşantı, yansıtış gözlem falan. Normal akışında verilmiş. E diye de söyleyelim bunu. Bir öğretmen Word işlemci, bildiğimiz Word programında öğretmek için şunları yapıyor. Öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan programı biraz karıştırmaları istiyor. Somut yaşantı. Öğrencilerin kendisi programı uygularken izlemelerini ve ipuçlarını dinlemelerini istiyor. Yansıtıcı gözlem. Öğrenciler programın işlevlerini bir kavram haritasıyla örgütleyerek sunuyor. Soyut kavramsallaştırma. İlk üç basamakta edinilen bilgi ve deneyimlerin programı kullanarak bir metin yazmak istiyor. Aktif yaşantı. Tabii geçen seneki soru beni çok mutlu eden bir soruydu. Ben yıllardır kolbun aşamalarını sıra düzeninde olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor falan diye anlatıyordum. Tabii hiç böyle sormamışlardı. Bana öğrencilerim biraz da alaylı bir şekilde ya hocam nereden çıktı bu ya böyle bir şey falan diyorlardı. Biz inandığımız şeyi yaptık, böyle anlattık senelerdir. Yani 7 senedir böyle anlatıyordum ben. Bu sene sonunda bu sıra düzenini sordular. Böyle olduğunu da teyit ettiler. Onun için de çok mutlu olduk.
öğrencilerimizde. Çok zor bir soru değildi ama soruluş tarzı bizim dediğimizi ispatladığı için çok mutlu olmuştum. 18. Biraz büyütelim. Bir lise öğretmeni öğrencilerinden işaretleyelim baştan. 18C. İleride edinmek istedikleri bir meslek seçmelerini ve bu seçimlere dair alt çapta düşünme oluşumları istiyor. Bu amaçla yapılan çalışmada falan filan uygulama hangisi yanlıştır? Mutlaka beyaz şapka ile sürece başlaması doğrudur. Etkinliği mutlaka mavi şapka ile sonlandırması doğrudur. Kırmızı şapka ile sadece olumsuz duygusal düşünceleri iletmesi yanlıştır. Duygusal olacak ama olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. 19. 19'un cevabı A'ymış. Fen bilimleri dersinde öğretmen bir gruba mide, akciğer, karaciğer ve kalbin görevlerinin çalışması görevini vermiştir. İfade biraz kötü olmuştur şurada. İki defa görevleri tekrar olmuş. Ardından her grubun bu organların görevlerini üçüncü pandomim tekniğiyle sınıfa sunmalarını ister. Öğrenciler açıkladıkları organın ismini bir kartona yazarak vücutlarını asmış ve farklı yollarla görevi gerçekleştirmişlerdir. Örnek olay bu değil, değil. Değil. Çeldiricileri zayıflamış. Kolay bir soru olmuş. 20. Kanada'da yapılan bir araştırmada A grubunda 6-12 yaş öğrencilerinin işaretleyelim. B grubunda 12-18 yaş öğrencilerin birlikte sınavda alacakları puanları tahmin etmeleri istenmiş. A grubunun tahminleri düşük, B grubunda yüksek. Bu neyle alakalıdır diyor. Kendi düşünme süreçleri üzerine düşünebilmek. Ben ne yaptım? Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bunu doğru tahmin etmek, meta bilişim, kendi düşünme süreçlerinin doğru ya da yanlış olduğunu tahmin etmekle alakalıdır. Diğer adı da üst biliştir. 21. Bir öğretmen sınıfla birlikte şu yazalım 21'in doğru cevabı C'ymiş. Bir materyal hazırlıyor. Ne yapıyor? Hazırlıyor da ne yapıyor? Öğrencilere madde anahtar kavramını vererek yaşamlarında akıllarına gelen maddeleri kalem, gazoz, su, silgi falan diye yazıyoruz böyle. Hepsini yazıyor. Listelenen kavramlar katı, sıvı, gaz, plazma diye listeleniyor. Öğrenci cevapları doğruysa onaylanmış, yanlışsa doğrusunu almıştır. Her bir kelime uygun kategori altına listelenmiş. Oo, harika. Şimdi ne yapıyoruz? Madde diyoruz. Daha önceden listelediklerimiz burada katılar. Burada sıvılar, burada gazlar, burada plazmalar diyoruz. Bu kavram adır. Şimdi neden kelime ilişkilendirme testi değil? Kelime ilişkilendirme testinde böyle kategoriler altında dört grup oluşturma yoktur da ondan. Programlı öğretim materyalleri hiç alakası yok. Niye V diyagramı değil? V diyagramında grupladığımız şeyler dört grup halinde değildir. Yapılandırmış grupta da dört grup halinde değildir. Güzel soru. Doğru cevap da C. Evet, bundan sonrası zannedersem Ziya Hoca'nın program geliştirmesi. Burada kapatıyorum. Ben ne yaptım şimdi? Birinci denemenin ÖYT sorularını çözdüm. Görüşmek üzere.